Merhaba Dönek Güvercin TV izleyicileri. Bugün muhasebeci Mehmet abimizin yanındayız. Mehmet abimiz çok böyle camianın içinde aktif rol alan, işte birlikte toplantılara katılan, kuş gezmelerine gelen bir arkadaşımız, bir abimiz değil. Fakat bu işe inanılmaz anlamda gönül vermiş. Hani böyle arka planda gizli saklı yerlerde gizli cevherler olur ya. Ben de işte amacım bu gizli cevherleri ortaya çıkarmak olduğu için muhasebeci Mehmet abimle röportaj yapmak istedim. Kendisi Pule Hüseyinleri, Zeynel Agalar'la birlikte onları görme şansına erişmiş. Onlardan kuşçuluk öğrenmiş bir abimiz diyoruz ve merhabalar diyoruz. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz ilk önce. Sağ olun, teşekkür ederiz. Kuşçu olmak, kuşçu doğmak ve dönek güvercin beslemek çok ayrıcalıklı bir olay. Ayrıcalıklı bir yetenek, ayrıcalıklı bir zevktir. Şimdi ben 53 yaşındayım. Kuşçuluğu Allah rahmet eylesin Poli Hüseyinlerin yanında yetiştim. Ben doğduğumda, ki dönekçilerin içinde en şanslardan biriyim, doğduğumda benim evimde güvercin, dönek güvercini vardı. 1968 Diyarbakır doğumluyum. 53 yaşındayım. 3 yaşında İzmir Gürçeşme'ye geldik. Gürçeşme'de abim dönek besliyor. Kürt Aziz, Kürt Yılmazların yanında yetiştim ben. Rahmetli Poli Hüseyin'in yanında yetiştim. Ben ilkokula başladığımda dönekçiler gibi böyle şey değil. Bunu yaşayan eski dönekçiler çok iyi bilir. Böyle okuldan geldiğimde üniformamı, o önlüğüm, kara önlüğü çıkartmadan koşa koşa gider. Saklanarak, böyle duvarın dibinde saklanarak Poli Hüseyin'leri, abimleri, Zeynep hocaları ben seyreder, kuşçuluk nasıl olur diye, dönekçilik nasıl olur diye merak ederdim. Ve onlardan dayak yememe rağmen, çok dayak yememe rağmen kuşçuluğu sevdasını devam ettirdim ve bugüne geldim. Halen ama halen evimde güvercin var. Ben güvercin uçurabilmek için 3 tane evde değiştirdim. Ayrıyetten evlendim. Evim müsait değildi. Balkona güvercinlerimi götürdüm. Güzel küçük bir yer yaptım. Orada güvercinleri besledim. Orayı bıraktım. Şirin yerde daire aldım. İşçi evlerine daire aldım. Dairenin komple en üstünü aldım. Çatıyı kaldırdım. Oraya güvercin kümesi yaptım. Orada da rahatsızlık verdiğim için orayı da bıraktım. En son Buca F-Kabir'de kendime 3 katlı bir bina yaptım. En üst katında güvercin kümeslerim var. 5 tane salmam var. En alt katında 4 oda bir dairem var. Her dairesinde döneğin kendi ırkını yetiştirdim. İkinci katında ben oturdum. Üçüncü katında gene 4 oda bir salon daire. Her dairesinde 1-2 çift kuş eşleştirdim, yetiştirdim. Benim kuşlarımın ırkı, yani abartmıyorum, 53 yaşındayım, 40 yılı geçkindir. Kürt Yılmaz da Kürt Aziz'den kalma. Bu kuşların ırkı. Orta nefli erkek, pal erkek, bunlar iki kardeş güvercinle. Abim pal erkeği eliyle vurarak öldürdü. Askere gittiğimde bunları anneme, abimlere bıraktım. 3 çift. 3 çift kuştan elimde 3 tane kuş kaldı. Bu 3 kuştan Gazcallo'nun sarı göz erkeğini aldım. Kaşlı erkeği aldım ve çakalları aldım. Şimdi bende 3 ayrı ırk kuş var. 3 ayrı ırkım, pardon, bir de Allah rahmet eylesin, 1996 yılında Selanik'ten kelebek erkeği getirdi. Bildiğiniz mavi kelebek. Göğsü beyaz, bademli, mavi bademli, sırtı mavi bir tane kelebek erkeğim. Onu da Allah rahmet eylesin. Gültekin abi vardı Gürçeşme'de. Gürçeşme'de ona tutak geldi. Altındağ'da bir arkadaştan geldi. İsmini bilmiyorum. Altındağ'da ona tutak geldi. O kuş benim elime geçti. Bugünkü 40 yıllık
küsürdür kuşların ırkı oradan gelme. Hani böyle arkadaşlar bana anlatırlar. İşte 40 metre dönek dönüyor. İşte 30 metre dönek dönüyor. Şöyle dönüyor. Ben bilmiyorum. Yani en son seyrettim. Yalan değil. Bir arkadaşın evine gittik. Bundan tam 15 sene önce bir arkadaşın evine gittik. Çay ısmarladı. Çok iyi bir dönekçi yalnız. Ve gerçekten de bu canın en iyi dönekçilerinden biri. Sazlı dişisini seyretmeye gittik. Yumurtanın üstündeydi, uçuramadı. Ama bana bir yavru kızması orta evli bir kuş uçurdu. İşte bindirmeden böyle bir atı kuşu tak diye kuşları iniyor. Şimdi eski kuşları yok. Yani bindirme şimdiki meraklılar bindirmeden kuş. Yok kardeşim öyle bir dünyaya. Dönek dedim mi karşıya dönmeli ya. Plaka dönmeli. Devirli dönmeli. Döneyin girişini gelişini göremezsiniz. Öyle. Fırça Cahililer'de kuşlar dönüyor. Zamanında dönüyordu. Halen döndürüyordur. Bilmiyorum gitmiyorum. Ama o adamlar bindirmeden kuş beslemediler ki ya. Ya Allah rahmet eylesin. Bu saydığım ya Pal Hüseyinler. Ya bindirmeden kuş beslemediler. Hiçbir türlü beslemediler. Ben korkarak giderdim ya. Valla genişliği 10 metre uzunluğu okuldan gelirdim. Böyle gizli gizli böyle giderdim. Sırf beni görmesinler, dövmesinler diye güvercinleri seyrederdim, dönekleri seyrederdim. Nasıl dönüyor, ne yapıyor, nasıl pırıltı atıyorlar. Onları seyrederdim. Şimdiki dönekler boru gibi dönüyor lan, boru gibi. Dönek neyini görüyorsun? Bombe, bir etrafı limon gibi. Bombe böyle. Lan kuş neyini seyrediyorlar böyle? Yıldızlar. Döneği, dönecin gözü gören var, görmeyen var. Neyi görüyorlar? Ben 53 yaşındayım. Şükürler olsun kendi işime. Ama gözlerim bozuk. Gözlük takmam gerekiyor benim. Neyi görüyorlar? Allah 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 Allah. Neyi döndü? Dönek o değil arkadaşlar. Dönek attınız mı karşıya dönmeli. Kandille girecek. Etrafını örecek. Kendini kesecek kesmedi. Öyle kesecek kuş da çok az. Öyle nerede? Kendini kuşun gelişini gidişini seyredemezsiniz. Ben size bir örnek göstereyim, bir fotoğraf göstereyim arkadaşlar. Bulabiliyorsam kendi şeyimde. Bak ben böyle, buna dönek derim. Öbürleri dönek değil. Yalan, dönek göstereyim ben size. Bakın, dönek bu arkadaşlar. Dönek güvercin bu. Bana kimse demesin. Dönek bu bile etrafı tam ölmemiş. Dönek güvercin bu. Yok ben atıyorlar da bilmem ne dönüyor da yok şöyle. Yalan. Dönek güvercin bu. Gelişinin girişini seyredemezsin. Döneğin nasıl ne tarafa döndüğünü seyredemezsin. Devir. Öyle devir. Ben bu üç ırkımdan yıldırımı verdim. Ben yazardım böyle. Yumurta uzun çıktı. Top çıktı. Bunların hangisi ne renk çıkacak? Hangisi dönecek? Ne şekilde dönecek? İnanamazsınız. Belki binlerce kuş ürettim. Binlerce kuşu kestim. Dönüşleri arızaya düşen oldu. Dönüşleri güzel oldu. Rengi tutan oldu. Rengi tutan tutmayan oldu. Ben iki tane kuş çıkartıyordum. Aynı yumurta kardeşleri. Arkadaşlar yemin ediyorum bakın. Kaplamalı veren dönmüyordu. Galaça veren dönüyordu. Ona keza mavi veren dönmüyordu. Çakal veren dönüyordu. Yani kendi içinde kuşlar bile kendi içinde rengini, tüyünü, dişisini, erkeğini ayırt ediyorlar. Benim bir ırkım sarı göz. Bir ırkım çift fıstık. Bir ırkım çakal. Bunların dönüş tarzları hepsinin değişik. Halen de 40 küsür yıldır ben bunları besliyorum. Eğer döndüreceğim zaman bu üç ırkı üç ırkta hiçbir zaman kendini yandakini eşlemiyor. Yani üç ırkta kendini eşler. Amcası dedesiyle, dedesi nenesiyle ne bileyim yıllardır böyle. Bu ırk ona keza çakal ırkı ona keza sarı göz ırkı ona keza. Ben döndüreceğim zaman buradan bir kuş alıp buradan bir kuş alıp eşleştirip döndürüyorum. Öyle ki kendi içinde eşleşen kuşlar
zamanla 7 nesil, 8 nesil, 10 nesil geriye gidiyor. Bazen bir bakıyorsun çıkan yavrudan hiçbiri dönmüyor. Zır ama zır azman çıkıyor. Bir bakıyorsun bir ırkı hep dönek. Normalde uçamıyor. Yani kuşların ırkını kaybetmememiz gerekiyor. Arkadaşlar döneğin ırkını kaybetmememiz gerekiyor. Dönekçilik çok zor arkadaşlar. İnanın çok zor. Şimdi, yani gerçekten çok zor. Şimdi araya girmek istiyorum. Çok buyurun. Güzel anlattınız. Hiç kesmek istemedim bu şekilde devam etmesi açısından. Birkaç noktaya parmak basacağım. Şimdi eşlemeler konusunda bir fikirlerinizi söylediniz. Bunun öncesinde ben Hüseyin İvit doktorumuzla bir röportaj yapmıştım. O evet. da yeterince kuşların kırıldığını ve kanların sokulduğunu artık evet. kan sokmamamız gerektiğinden bahsetmişti. Evet çok doğru. İnanın o kadar doğru ki o kadar doğru olsun. Bizim şu anki ırklarımızın içine paçalı girdi. Yani paçalı girdi. Zaten bizim yıllardır gelen bir tokkamız var, bir kara kanatımız var, bir çakalımız var. Selanik'ten gelenler var. Bunların içinde zaten kendi kendine eşleşip bugüne şey yetmedi. Gittik paçalı ırkını soktuk. Ne oldu? Döneklerin %80'i piç. Has kan taşımıyor. Dönek bindirmeden gelmez arkadaşlar. Dönek. Ya dönekten bahsediyoruz. Dönek. Saya demiyoruz, taklacı demiyoruz. Onlar da dahil. Dönek kendi ırkını taşır. Dönek yeme düşer. Uçurursun. 10 uçuş bilemedin. Bir ay sonra kuş dönüşünü yapar bilmem ne yapar. Ha iyiyse eşleşir. Yavruya kusar. Yavrudan sonra ilerletir dönüşünde. Zaten oturduğu zaman kuşun bozma. Ha bunun yanında yavru dönüşleri olup da çok iyi dönen sonra eşleştiğinde paçalı olanları yok mu? Evet doğru var. Ama onlar kötü bir ırk değil ki. Onu alacaksın kardeşim. Ya tokkaya şeye kara kanada vuracaksın. Ya atoma vuracaksın onu. Atom giderler bunlar... Giderlerin atomdan dönüşleri, yolda bulan dönüşleri var. Atarsın önüne, kuş uçarken, bir sıkarken yolda patlar dönüşünü yapar. Bu, o döneklerin bu dönüşü, erken dönüşü bol olan kuşlara ihtiyacı var. Biz bunların hepsini piç ettik ya. İnanın piç ettik. Paçalıyla vurarak, tabii efendim söyleyeyim, topkalarla vurarak. Tabii, yaşayın. Bunların hepsini piç ettik biz. Şu anda... Çok nadir ama çok nadir insanlar elinde az kuş var. Bakın ben gene söylüyorum. Ben, Mümin arkadaşım da bilir. Çoğu arkadaşım da bilir. Beni tanıyanlar bilir. Ben kuş alıp döneklerim içine sokmam. Sokmadım da. Dışarı verdim kuşu da yavrumu da geri alıp tekrardan içine sokmadım. Bende öyle bir şey var. Hediye verdim. Kuşları bana tekrardan geri verdiler. Alıp kendi kuşlarımı içine sokmadım. Niye? Niye sokmadım? Lan belki orada eşleşti. Oradan bir döl geldi. Ben bir daha onu çıkartamam. O kuşların içinden çıkartamam kuşlarımı. O dölü çıkartamam. Çıkartmam için bulmam gerekiyor. Şimdi ben yumurtam çıksın hangisinin yavrularına renk versin hangisinin dönmeyeceğini biliyorum. Biliyorum. Hangisinin bozacağını biliyorum. Ben de darçını çıksın. Darçını döndürmek çok zor. Ama çok zor. Ama galaça çıksın, inanılmaz dönüş yapıyor. İnanılmaz. Ama çakal çıksın, inanılmaz bir devir, inanılmaz bir dönüş. Peki sizin kuşlarınız hiçbirisi tepeden bindirme dönmüyor mu? Hepsi mi yatay dönüyor kuşlarınızın? %90'ı yatay dönüyor. Dik yatay tam karşılığı değil. Hafif bindirmeye 90'a getireceksin. 90'a getireceksin. Kuşa da biraz şeye vereceksin. Yani kuşa yardım edeceksin. Tam yatay dönüp patlayan kuş çok nadir. Hafif kuşa biraz yardım edeceksin ki o deviri buldu, o dönüşü bulduğunda aksın. O dönüşü tamamlasın. Zaten devir varsa, eğer dönüş varsa zaten buna doyamazsın. Adamlar diyorum, duyum ya boru gibi dönek. Bilemiyorum ya, yanlış mıyım? Yanlış da affetsin dönekçiler beni. Ama değil, inanın değil. Gerçekten de değil. Dönek karşıya dönmeli. Döndüğü zaman girdisini, etrafını, göbeğini görmelisin. Çıkışını görmelisin.
Dönek o. Eğer bozulmamış ırk varsa dönekçilerin önünde lütfen bozmasınlar. Ama lütfen bozmasınlar. İçlerine paçalı girmiş, tokka girmiş dönekleri ayırsınlar. Elimizde çok az kaldı o döneklerden. İnanın çok az kaldı. Yani bilemiyorum. Varsa eğer insanlarda, arkadaşlarda lütfen o döneklerin içine tokka sokmasınlar. Paçalı sokmasınlar. Karşıya dönen kalmadı elimizde. Şimdi yeni başlayan arkadaşlar da işte yeni dönemçiliğe başlayıp bu işin yavaş yavaş işte güzelliklerini görüp daha heyecanlanan, daha iyi güvercinlere bakmak isteyenler var. Peki o arkadaşlar bu söylediğiniz kuşlara nasıl erişebilir? Yani kolay değil bu kuşları bulmak. Şu an ustaların elinde dahi yok diyorsunuz ki bu arkadaşlar maalesef. Yani arkadan gelen nesil nasıl bu kuşları bulacak, nasıl bu kuşları besleyecek? Şimdi hani böyle güzel, anlat güzel çok, ama çok yol güzel, da gösterici olmamız çok lazım. Çok güzel soru sordunuz da ben ömrümde kuş satmadım. Kuş çok verdim. İnanın çok verdim. Ama dönekçilerin herkesi ama hepsi ama ben de dahil ama hepsinin bir yerlerden bu kuşlara ulaşıp aldılar. Muhafaza eden var, muhafaza etmeyen var. Şimdi yeni kuşçu arkadaşlarıma lütfen bir kere eski kuşçulardan kuş almaya çalışsınlar. Eski döneklerden almaya çalışsınlar. Ne bileyim yani bindirmeden dönek döndürenler şimdi kızabilir ama almasınlar yani lütfen. Yani karşıdan girişi çıkışı kuş bozabilir. Alsınlar. 10 kuş, 10 tane bozuk veriyorsa bir tane düzgün kuş verecektir. Bak, bozuk kuş 10 yavruyu bozuk verir ama bir taneyi düzgün verir. Bozuk saat bile günde 2 kere doğru gösterir. Yani zamanında keskin için derler ki bozuk kuşların hepsini sattı. Ayvalık'a sattı, Bursa'ya sattı, Aydın'a sattı. Bozuk kuşların hepsini sattı. Ama şimdi farkında mısınız? O bozuk satılan kuşçulara, bozuk alan kuşçuların kuşlarına bakıyoruz çoğumuz. Niye? Ürettiler. 10 tane bozuk yavru aldılar. Bir tane düzgün yavru, o düzgün yavruyu aldılar, kenara koyup muhafaza ettiler. Ondan ürettiler. Bozuk kuşu veren de düzgün kuş. Düzgün kuşu veren de bozuk kuş. Lütfen yani zaten dönekçilik tek başına yapılacak bir zevk değil. Yani bugün biz bu röportajı yapıyorsak bile binlerce insan seyredecek, binlerce insan görecek. Binlerce arkadaşım. Benim bu konuşmamı seven de olacak. Ha siktir. Sen de nereden biliyor dönekçiliği diyen de olacak. Hepsinin görüşüne saygılıyım. Ama lütfen bizim has kuşlarımızı muhafaza etsinler. Elinde olanlar muhafaza etsin. Olmayanlar da muhafaza edilen kuşlardan üretim yapsınlar. İçine paçalı girmiş kuşu almasınlar. Tokka girmiş kuşu almasınlar. Zaten yeterince atomlar giderlerle, çelik kanatlar fıstıklarla eşleşti onlar zaten. Onlar zaten bir parçalandı. Ama işin bununla işin yok şimdi hadi tokkayı sok. Hadi paçalıyı sok. İyice paça oldu. Bu sefer yavru alamıyoruz. Bu sefer düzgün üretim yapamıyoruz. Vallahi bana sorarlarsa yeni kuşçu arkadaşlarıma lütfen ama lütfen eski kuşçulardan kuş alsın. Satanlardan varsa eski kuşçulardan en pis kuşunu alın. Gidip eski kuşçuların en pis kuşlarını alsınlar. Alsınlar. Üretsinler. Bakın söylüyorum. 8 yavru, 9 yavrudan sonra düzgün bir yavru alacaklar. Ama dönekliği bol olan kuş alsınlar. Çünkü dönekliği bol olan kuşu taşa vursan dönek verir. Şimdi ben başka bir zevkimi size söyleyeyim. Ben yarış atı da yetiştiriyorum. Yarış atı da koşuyorum. Şimdi ben bu işe 25 yıldır başladım yarış atçılığa.
yarış açılını. Bu yarış açılına başladığımda Allah rahmet eylesin David Franco'dan atları aldım. Gittim onun en pis atlarını aldım. Kimsenin almadığı en pis atları aldım. Ve inanın çok güzel yarışlar kazandım. Çok güzel grup yarışlar kazandım. Şurada güvercinle atlar aynı kategoride. Anatomik yapılarına bakın, iç organlarına bakın. Hemen hemen hepsinin aynı. Birisi gökyüzünde kanatlı, birisi yeryüzünde kanatlı. Kuşların mideleri, kursaklarıdır. Küçücük. Kocaman 500 kilo atın midesi bu kadar. Bir avuç içi kadar. İkisi de bağırsaklarında önüzlenme yapar. Yağ yemlerini orada, yedikleri yemleri orada öğütür. Birisi dört ayaklı yerde uçar. Birisi kanatlı havada uçar. Aynı şekilde güvercin soyunu verir. Atlar soyunu verir. Çıkartırsınız. Birisi çakaldır. Birisi galaçadır. Dönmez. Galaçası döner. Atlarda da birisi kırdır. Birisi dorudur. Kır koşmaz. Doru koşar. Aynı döneklerdeki gibi atlar da tüy ayırır. Irk ayırır. Lütfen genç arkadaşlarıma, genç kuşçulara tekrar sesleniyorum. Gidin, utanmayın. Eski adamlardan, eski kuşçulardan kuşalım. Ben bu günüme giresiye kadar inanılmaz eski insanlardan dayak yedim. İnanılmaz. Ne dayaklar yedim. Yok saklanıyorum, onlara hizmet ediyorum, çay götürüyorum, yemek götürüyorum. Sırf dönekçiliği öğrenmek için. Ve bugünüme geldim. Allah'ıma şükürler olsun. 40 küsür yıldır döneğin ırkını muhafaza ediyorum. Ve şu anda hiç kimseden, hiçbir kuştan alıp katışık yapmadım. Ben de Gazi Alon Sarı Gözerki, Çift Fıstıklar, Selanik'ten Mavi Kelebeği ve Kaşlı Erkeği. Kaşlı, 4 ırkı muhafaza ettim. Bu muhafaza ettiğim kuşların içinde hiçbirinde tokkalık yok, olmadı. Paçalılık yok, olmadı. Evet, bir ırk plaka dönüyor, bir ırk bombeli dönüyor, bir ırkım çok devirli. Hem plaka hem yarım kapalı dönüyor ama inanılmaz devir. Ben bunları döndüreceğim zaman birbirlerine kırıyorum. Evet, onları da kırıyorum. Çünkü birisi var yarım kapalı gidiyor, birisi var plaka dönüyor. Yarım kapalı çok devirli. Plaka dönen bazen devirsiz dönüyor. Buna devirlik katmam gerekiyor. Bombeli erkeği, bombeli ırkım çok uzağa dönüyor ama bazen bunlara devir katmam gerekiyor. İnanılmaz. Kendi işlerini kırıyorum. Evet doğrudur. Ama ben diğer insanlar gibi ne bileyim bir paçalı bir tokka yapmadım. Böyle benim ben 53 yaşındayım. Ya ben öyle 30-40 metre dönek, ya yok dönemez. Yani plaka dönemez. Devirli dönemez. Ha bombe evet bindirmeden döner. Limon, yarım limon kesersiniz. Gökyüzünden renklendirirsiniz o şekilde. Evet döner. Saygılıyım ama benim kuşum değil. Benim ırkım değil. Onlar da bir ırk olmalı. Onlar da kendi içinde bir ırk olmalı. Evet. Onları da savunuyorum. Kendi içinde bir ırk olmalı. Ama bizim döneklerin içine girmemeli. Gene söylüyorum arkadaşlarıma, eski kuşçulara, benden büyük abilerime, küçük kardeşlerime sesleniyorum. Lütfen ama lütfen kuşların ırkını bozmayalım. İnanın yarınlarımıza kuş kalmayacak. Dönek kalmayacak yani. Ha. Benim var. Kurban olayım Allah'ıma. Var. Ama yeni yetişenler için bilemiyorum. Biz şeyi kaybettik. Keskini kaybettik. Polo Hüseyinleri kaybettik. Efe dayı yaşıyor mu? Efe dayı kaybettik. Yani o insanların
dönek beslediği, o insanların dönekçiliği pehlivanları kaybettik. Mesela size bir pehlivanlı anımı anlatayım. Yaylacık kahvesinde, Hasan'ı kahvesinde Zekilerle, Sütçü Mustafa'larla oturuyoruz. İşte kendi aramızda yarışlar düzenliyoruz. Kahveci neydi? Şeyde bakıyor. Allah rahmet eylesin. Yok yok, şeyde FKB'de kahveci, bu pehlivanın ortaklarına. Kahveci İsmail. Orada sohbet ediyoruz. Bir gün bana dedi ki, Mehmet'im dedi, kalk gidelim dedi, beni sen eve gidiyorsun, beni de İsmail'e bırak dedi. Tamam dedim, pehlivan dayı, götüreyim. Gittik İsmail abinin evinin önüne. Arabadan inmiyor. Hayır olsun pehlivan dayı dedim. Ya oğlum dedi, gel sen, senin kuşlara da gidelim bakalım. Tamam dedim pehlivan dayı, gidelim. Ya ben de o zaman da kaşlı erkeklerin yavrular çok dönüyor. Şimdi ben pek evime insan götürmek istemiyorum şeyimden dolayı, ama gittik. Tabii pehlivan dayı, saygılıyım. Allah rahmet eylesin, gani gani. Tanıyanlar çok iyi dönekçi olduğunu, çok da böyle şey olduğunu bilir. Her neyse gittik. Tabii ben çıkarttım, çayı yaptım. Dönekçi evine misafir getirdiği zaman, affedersiniz, kadın gibi, karı gibi hizmet eder. Niye çayını götürür, getirir, döneğini döndürür. Yani hizmet eder. Beğendirmeye çalışır kuşlarını. Benim evime de pehlivan gelmiş. Yani döneğimi beğendirmem gerekiyor. Attım böyle. Şimdi pehlivan dayının önüne çayı koydum. Çay içiyor. Ya onun bir huyu varmış. Ben tabii bilmiyorum. Eline böyle bir çomak alır. Böyle yerle oyalar. Ben de tabii bilmediğim için döneği attım. Lan, mat erkeğimi uçuruyorum. Pelivan dayı hiç kaldırıp kafasını döneklere bakmıyor. Elinde bir şey dönüyor. Ben de tabii gayri ihtiyarı kızdım. Kuşları yere attım. Mat erkeğim de bağladı kendini. Ya bir dönüş yaptı. Tak diye çekti, indi. Ben de kızdım. Yandım. Pelivan dayı demeye kalmadan şak diye elimi buradan tuttu. Rahmetli. Dedi bana bunlardan bir tane vereceksin. Dedim pelivan dayı. Ben dedim, evime davet ettiğim insan kuşu seyretmedi. Sen dedim kuşu seyretmedin ki. Nereden gördün dönüşünü? Yok dedi, ben dönüşünü gördüm. Bunlardan bir yer var. Vallahi dedim pehlivan dayı, beni affet. Sana dedim kuş değil, kuşun tüyünü de vermem. Vermedim. Hata mı ettim? Evet, hata ettim. Vermeliydim. Ama vermedim. Meğerse adamın huyu oymuş. Seyrediyor mu? Döneyi seyrediyor mu? Böyle bakıyormuş. Ben de bilmiyorum ki. Meğerse dönüşünü görmüş kuşu. Allah rahmet eylesin, gani gani. Size pal dişimi de söyleyeyim. Bu pal dişi, Gazcallo'nun sarı göz erkeği de pal dişi çok dönüyor. Kulakları çınlasın. Kasap Kazım'daydı kuşlar. O da cezaevine giriyor. Şimdi bu röportajda bahsetmesem onu ayıp ederim. Şimdi iyi de öldüreceğim, hakkını vereceğim. Hapise giriyor çocuk bazı olaylardan dolayı. 6 tane kuşu cezaevinde bakıyor. Cezaevinde kuş bakılır mı ya? Hiç uçurmuyor ama. Kanatları kesik. Koğuşta bakıyor. Tabii çıkıyor. Çıkınca işte çocuk işte evinde, Bozyaka'da evinde kuşları besliyor. Anlattılar bana. Böyle böyle kuş var. Böyle böyle kuş seyrediliyor. Ya işte gidelim alalım. Keskin, rahmetli Keskin abiler. Herkes gidiyor kuşu seyretmeye. Ya dedim ben giderim. Ama dedim arkadaş tanımıyorum. Gidersem o iki kuşu alırım. Alırsın alamazsın dedim, ben alırım. Almam gerekiyor. Ben dedim meraklı adamım. Benim için para, pul sınırsız. Çünkü ben 1990 yılında bu kuşlarımın kaşlı erkeği elime geçirebilmek için 8000 lira para verdim. Bak kaçlı erkeği geçirebilmem için ele geçirmem 8000 lira. Düşünün o zamanki rakamları. Her neyse kasap Coşkun evine gittim. Lan kuşları seyrettim, çok dönüyorlar. İnanılmaz dönüyorlar. Derken o iki kuşu da aldım. Gazcıallo'nun kuşları oradan geçti bana. Çok dönüyorlardı. Böyle bir dönüş. Erkek, sarı gözlü erkek. Ya plaka. Lan pal dişi çok sert, inatçı,
Ama çok dönüyor be kardeşim, makyap kuşları ellerim diken diken oluyor. Çok dönüyor be kardeşim. Parantez içinde şu plakanın nasıl olduğunu bir izlemeyenler bilmeyenler için bir anlatır mısınız? Plaka tekerlek. Biraz önce size bir resim gösterdim. Evet. Plaka dönüş, bakın orada çok hafif bir şeylik var, bozukluk var. Plaka dönüşü o. Plaka dönüş, yani kuşu... Plaka dönüş. İşte. Kuşun göbeğini görürsün, etrafını görürsün. Kuşun geldisini, gittisini göremezsiniz arkadaşlar. Geldisini, gittisini göremezsiniz. Hani derler ya 40 metre dönüyor, 30 metre. Plaka dönüşün geldisini, gittisini göremezsin. Kaç metre döndüğünü bilemezsin. Ama orada sanki asılı duruyormuş gibi mi olur? Kuşun geldisini, gittisini, kuş orada durur. Orada durur. Yani 3 metre, 5 metre, 100 metre değil. O kuşun geldisini, gittisini göremezsin. Devrini göremezsin zaten. Ha, esas kuş o. Kaç tane kaldı öyle bilemiyorum. Ama esas kuş o. Yani ben onu gördüm. Ben abi, öyle bileyim. Kuşlar diyecek abi çok güzel anlatıyorsun. Ama var mı? Şimdiki domatesler 40 sene önceki domatesler doğru. Gibi kokmuyor. Eskiden yaşa. Bir salatalık kestiğinde ya da bir karpuzu kestiğinde sokakta karpuz kokuyordu. Şimdi karpuzu kesiyorsun mutfaktan salona kokusu gelmiyor. Usta nereden bulacağız bunları? Nasıl döndüreceğiz bunları? Nerede seyredeceğiz demeyecekler mi? İşte gene aynı hataya geldik. Bizim aslında kuşlarımız bu şekilde dönüyordu. Eğer tokka sokmasaydık, eğer paçalı sokmasaydık zaten kuşlarımız bu şekilde dönüyordu. Şimdi yok. Niye yok? Herkes soktu. Yine aynı yere geldik. Niye soktular? Mesafe için soktular. Aynen o. Kuş dönekte mesafe aslında aranmaz. Ama daha heyecanlı olduğunu söylüyorlar. İzleyenler de daha çok zevk aldığını söylüyorlar. Çok mesafeli geliyor, heyecanlanıyoruz. O mesafeli dönen gelen kuşlarda kaç tanesinde kendini kesiyor? Kaç tanesinde devir var? Kaç tanesinde? 1000 tane uçuyorsa bir tanesinde o devir yok. Ya kuş dönek. Dönek kuş karşıya döner. Arkadaşlar dönek kuş karşıya döner. Hafif böyle bindirmeye getirsin, pırıltını atarsın. İnanın kuş 10 metre, 100 metre değil. Kuş girecek. Ekmek kadar olsun ya. Girsin, etrafını, göbeğini göstersin, çaksın. Tekrardan çıksın, insin. Dönek o. Vallahi ben onu gördüm. Onu biliyorum. Ha var mı? Vallahi var. Halen gizli dönekçilerde dönek var. Bu röportaj bitsin. Sizi bir gün röportajın part 2 olarak döneklere götüreceğim. O Allah'ın emri zaten. Şimdi döneklere gidip bu kadar anlattım. Ulan bu adam. Videoları size çekeceğim. Bu adam. Dönek Güvercin TV izleyicilerine izleteceğim. Bu adam. Benim boynumun borcu. Bu adam boş konuşuyor. Dedirtme. Ama part 2 lütfen dönekleri göreceğiz. Ha kamera gelecek çekecek. Bende de hata olabilir. Bende de bozuk olabilir. Ama gene söylüyorum. Benim kuşlarım 100 metre, 40 metre dönme. Benim kuşum karşıya döner, işi bitirir, şak diye iner. Bunu yaşayacağız. Kaç metre döner? 10 metre olsun. 10 metre olsun. 5 metre olsun. Karşıda göreyim kuşu. Ekmek kadar dönsün. Evet. Girsin, bağlasın, çıksın. Ama işi bitirsin. Evet. Bunu göreceğiz, yaşayacağız. Bugün buradayız. Demek diyorsunuz ki ben Pulo Hüseyin'den, Zeynel Arkalar'dan böyle gördüm. Evet. Ölene kadar da böyle. Bakın ben size bir şey daha, bir isim daha vereyim. Hayır, bir isim daha vereyim. Bunu Gürçeşme'de kuş besleyen dönekçi arkadaşlarım bilir. Rahmetli Marangoz Mustafa'ya gitsinler. Abi hiçbir kuşu beğenmez o adam. Göçmen Mustafa. Hiçbir kuşu beğenmez. Çünkü adam kuşun dönüşünü biliyor. Kuşun nasıl döndüğünü biliyor. Şimdi bilmiyorum ben arkadaşlar. Geçen bir röportaj seyrettim ben. Yalan olmasın. Soy ismi Demir'di arkadaşın. Ya eski kuşlar dedi ki ya bozuk o kuşlar. Eski dönekler bozuk. Ya bozuk değil arkadaşlar. Eski kuşlar olmasaydı bugünkü ırk olmazdı.
Eski kuşlarda çok döneklik vardı. Döneklik boldu. Evet, giriş çıkış aramazlardı. Ama kuşlar döndüğü zaman işi bitirirlerdi. Tamam, biz ne yaptık onlara? Genç nesil, benden biraz daha sonraki nesil stil kattı kuşlara. Ne bileyim, giriş oldu, çıkış oldu. Ama sonuçta hepsinde aranan dönüş. Dönüş. Aa, içinde kanat atanlar yok mu? Evet. Bozuk olanlar yok mu? Evet. Sanki şimdiki tokkalarda, tokka dönüşlerde bozuk yok mu? Onlarda da var. Ama ben gene söylüyorum. Benim nazarımda eğer ben bir şey biliyorsam, eğer gerçekten döne hizmet etmişsem, eğer gerçekten dönek döndürmüşsem, dönek karşıya dönmeli. Girdisi olmalı, dönüşü olmalı, çıkışı olmalı, yere inişi olmalı. Bunun eline gittik. Çay içiyoruz. Nedret abiyle gittik. Kulakları çınlasın. Nedret abiyle gittik. Tabii biz onun dişiyi seyretmeye gittik. Seyredemedik yumurtada yaptığı için. Ama kızma, bize bir tane orta evli kuş attı. Bakın abartmıyorum. Kuşu attı. Yıldız'dan böyle bindirmeden kuşa bir pırıltı attı. Ben çay içiyorum. Böyle çayımı kaldırdım. Döneyi gördüm. Dönek başladı dönmeye. Çayımı kaldırdım. Yudumladım. Tekrar çayımı yere koydum. Tekrar kaldırdım. Dönek halen dönüyor. Ama bilmiyorum. Benim sevdiğim dönek tarzı o değil. O olmamalı. O kuşların çoğu, eksiğim olabilir, yanlışım olabilir ama yalanım yok. O kuşların çoğu hep tokka kırmızı. İstanbullularda paçalılarla kırdılar. Halen de günümüzde duyuyorum, dönekler dönüyor, 30 metre, 40 metre dönüyor. Ben anlam veremiyorum. Yani dönek 30-40 metre, yani bir kilo kuş bile gelmeyen, yani bir parmak ciğeri olmayan, bir parmak kalbi olmayan bir kuş devirli, 40 metre, bindirme, yani nasıl döner bilemiyorum. Ben alışkın değilim. Ben öyle kuş beslemedim. Yani eskilerin tabiriyle bizim kuşumuz karşıdan pırıltı atmalıyız. Hafif 90'a böyle yakın bir bindirmeden böyle karşına atmalıyız. Böyle yüzümüze karşı dönmeli. Kuş böyle göbeğini yapmalı. Etrafını yapmalı. Devrini yapmalı. Kuşun gelişinin girişini göremezsiniz. Anlayamazsınız o kuşun gelişinin girişini. Kuş öyle dönmeli. Çıkmalı, inmeli. Şimdi duyuyorum güvercinlerden, ya eski kuşçular, eski dönekler bozuk. Ya eski kuşlar, eski kuşçular, eski dönekler bozuk olsa bugünkü döneye ulaşamazsınız arkadaşlar. Öyle bir lüks yok. Yani inanamıyorum. Şimdi anlatıyorum. Ya eskiden eski kuşlar ipekli, pazardan git dönek al, dönüyormuş. Bak ne güzel. Pazardan dönek al, dönüyormuş. Şimdi alıp döneniz var mı? Görebiliyor musunuz öyle bir dönek? Gidin, 1000 tane dönek satılıyorsa pazarda, 1000'ini de alın kardeşler. Arkadaşlar 1000'ini de alın. Öyle dönek yok. Eskiden ipekli mendil gibi atıyormuş dönüm. Evet, tamam, döneklerin arzısı yok mu? Eyvallah. Olmalı. Dönek arzaya düşmeli. Dönek, ya insanlar arzaya düşüyor. İnsanlar arzaya düşüyor. Yani dönek arzaya düşer. Şimdi ben, şimdiki kuşlarım şükürler olsun, çok iyi döneklerim oldu. Gerçekten çok iyi dönekler seyrettim. Allah rahmet eylesin. Keskin'de seyrettim. Keskin için atarlar tutarlar. Yok kuş çaldırdı, yok şu yaptı. Lan o adam, ya seveni var, sevmeyeni var. O adam zamanının en büyük paralarını vermiş, kuş almış adam. Zamanının en büyük paralarını kuş satmış adam. İnsanları kuşçu yaptı. Vallahi seven olur, sevmeyen olur, bilemem. Ama adamın, ben kuşunu seyrettim. Ölmedi Ersan Kuru'nun Ayvalıklı Erkeğini seyrettim. Hamit abi yaşıyorsa Hamit abinin erkeğini seyrettim. Öldü mü? Allah rahmet eylesin. Yahu kuş onlar. Yaşıyor Kazım'ın erkeği. Paşa erkekti değil mi? Evinde besledi. O şeyde çamdan altında besledi. Kanadını vuruyor, şak şak gidiyor, karşıdan geri böyle kaldırıyor. Karşıya dönüyor.
kuşlar. Şimdi güzel aklım olsa yapmam. Ama genç kuşçular dönen kuşların arkasını arasınlar arkadaşlar. İnanın size bok atan, dönüşünü yapan, kuşunuza bok atan insanların evinde yarısı yok. Bak, gerçek söylüyorum. Masada döndürdünüz, evinize götürdünüz, döndürdünüz mü? Masada kuşunuza çok bozuk, çok laf söyleyen insana. Bir de ben dönekçilerin neyini sevmiyorum. Abi, kalktın mı böyle şeyle, birbirinin hakkında çok kötü laflar dönüyor. Çok laf dönüyor. Ya koca karı gibi dedikodu yapmayalım. Lütfen bir şey daha söyleyeyim. Kültür seviyemizi yükseltelim. Dönekçilerde, dönekçi arkadaşlarda kültür seviyesi düşük olanlar çok. Kınıyor muyum? Hayır. Ben zaten bu ırkı aldığım, elime geçirdiğim insanlar da kültür seviyeleri düşük olan insanlardı. Ama biz kuşçular, yeni kuşçular, yeni arkadaşlar kültür seviyelerini yükselsinler. Bizim için size bir şey daha söyleyeyim. Bakın bu gerçek. Bu yaşanmış Osmanlı döneminde iki insanın şahitliği mahkemelerde sayılmıyormuş. Bu gerçek. Açın tarih kitaplarına bakın. Bir, şahitliği sayılmayan insan avcılar. Avcılar şahitliği sayılmıyormuş. Niye? Çok yalan atıyorlarmış. Yok ben 100 metre büyük işte yılan gördüm de bilmem şunun vurdu. Avcıların mahkemelerde şahitliği sayılmıyormuş. Ayrıyetten kadınların da 2-3 kadın yan yana gelecek aynı şahitliği yapacaklar. Şahitliği sayılıyormuş. İkinci de güvercin besleyenlerin şahitliği sayılmıyormuş. İki güvercincinin şahitliği bir sayılıyormuş. O da ikisi doğru söyleyince. Niye? Demek ki kültür seviyesi yalanı çok. Bu tarih kitaplarında yazıyor. Ben söylemiyorum. Açın bakın Osmanlı dönemlerinde. Osmanlı dönemlerinde güvercin besleyen padişahlarımız varmış bizim. Ünkari Mısırlıların gelgisi nereden? Ünkari Mısırlılar padişahlardan geliyor. Padişah güverciniymiş. Bizim dönekler de kültürlü insanların kuşları olsun. Ali Rıza Beylilerin kuşları olsun. Ne bileyim Palu Hüseyinlerin kuşları olsun. Ne bileyim Halilolların kuşları olsun. Terzi Mustafa'ların kuşları olsun. Evet Terzi Haşimlerin kuşları olsun. Yani olsun. Beyefendilerin kuşları olsun. Lütfen ya. Kültür seviyemizi yükseltelim. Camiada söyleyelim kuşların bozukluğunu. İşimiz bittiği zaman kahvede, kuytu köşelerde dedikodu yapmayalım. Ben ona kızdım. 15-16 senedir dönekçilik yapmıyorum. Ha döneklerim bu arada uçururum döneklerim yok mu? Evet abim uçurdu. Bahattin uçurdu. Bahattin uçurup dönekleri dönderdi. Keşke o olsaydı ki size döneğin nasıl olduğunu tarif etseydi. Ama ikinci videomda döneğin başında, kümesin başında abim olacak ve protu atacak. Eğer dediklerinden eksik bir şey çıkarsa bu videoyu da seyretmeyin. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Dönek karşıya dönmeli. Ve lütfen döneklerimizin kanını bozmayalım. Hepinizi öpüyorum. Sağlıcakla. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Muhasebeci Mehmet abimize teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık diyoruz. Ve bol dönek uçurmayı Allah nasip etsin diyoruz röportajımıza. Lütfen. Son veriyoruz. Evet Dönek Güvercin TV izleyicileri merakla ikinci bölümü bekleyin. Ben de merakla bekleyeceğim. Muhasebeci Mehmet abimizin kümesinin başından ikinci bölümü izlemeye devam edeceğiz. Hepinize hoşça kalın. İyi akşamlar.